piazza di Senazatova. Pablo e Giovetemi. Прости, Боже, прости, Боже. Хав, 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 хав. Rosa'nın bahtsız bebeği. Tovoya dome ve çetok. Artık senin evin burası. Dedi. Gel ekilme yalan söylüyormuş gör. Şş, çabuk çabuk çabuk. Uyduyorsun değil mi? Hani nerede? Gözümle gördüm. Dev gibiydi. Kocamandı. Böyle pelerini sallana sallana. Tıpkı Bekçi babanın anlattığı gibi. Kıpkırmızı giymişti. Bebeği bıraktıktan sonra bana şöyle bir baktı. Nasıl? Gözlüğünü uça uça. Aa. Haber. Nasıl alacağız bunu? Tut şunu. Çok ağlıyor bu. Üşümüş galiba. Belki de korkmuştur he? Kucağına alsana sussa o zaman. Şşş sussana. Bir duran diyorsa çok kızar. Bir tane haber verelim mi? Sen git. Sustu beni sevdi. Ağlamıyor artık. Çok güzel değil mi? Aa baksana boynunda da kolye var. Dokunma alacaksın. Hem sen gitsene müdür anneye haber vermeye. Seni ben buldum artık benimsin. Aradan tam 7 yıl geçmiş.
Esmer ve Ali'nin o gece bulduğu bebeğe Ezel adı verilmiş ve bu güzeller güzeli kız çocuğu Esmer ve Ali'nin hayatının merkezi olmuştur. Ancak gün gelecek, her şey değişecek. Bu üç küçük çocuk birbirlerini bir daha hiç göremeyeceklerdir. İyi bak Ezo, bu misketi senin için iteceğim. Atlamayacağım işte. Kahretsin. Gülmeyin ben. Çekil bakalım, şimdi sıra bende. Eğer o mavi misketi kim iterse onu döverim. O benim. Ezel çok narin ve duygusal bir çocuk. Ayrıca bünyesi de çok zayıftır. Ona gereken ilgiyi ve sabrı gösterebileceğinize inanıyor musunuz Meral Hanım? O kadar benziyor ki. Anlamadım. Ezel kaybettiğimiz kızımıza çok benziyor müdür hanım. Bahsetmiştik size. Aylin de ismi. Yavrumuzu kaybettiğimizde 7 yaşına yeni girmişti. Tıpkı Ezel gibi. Çocuklar yapmayın. Hadi içeri. Aylin bizim her şeyimizdi. Onu kaybetmek önce bizi, sonra da oğlumuzu yıktı. Oğlum kardeşini kaybedince hiç konuşmaz oldu. Biz Ezel'i öz çocuğumuz yerine koyacağız. Onu çok seveceğiz. Ve ona Aylin ismini vereceğiz. Aslında hiç bilmediğiniz, tanımadığınız bir çocuğu ailenize alacaksınız. Bunun ne kadar zor olabileceğini bir kez daha hatırlatıyorum size. Hem oğlunuz öz olmayan bir kardeşi kabullenebilecek mi? Biz her şeye hazırız. Bu güzel kız hepimizi yeniden hayata bağlayacak. Hop, aldım işte bebeğini. Aldım işte bebeğini, aldım. Bebeğini artık benim, yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın ki. Ezel beni. Yoksa ne yapayım söyle, müdür anne gelsin mi? Hiçbir şey istemem. İyi misin şimdi ha? Söyle, geçti mi? Bak, senin içittim bunu. Çok güzel değil mi? Tıpkı gözlerine benziyor. Masma. Bak Ezo, bir şey atıp bakınca içi rengarenk, ışık ışık oluyor. Bak gördün mü? Al. Çok teşekkür ederim. İyileştin mi? İyi misin şimdi? Öksürüyordu. Şimdi iyi. İyisin değil mi Ezo? Müdür anneyi çağıralım mı? Sen neden karışıyorsun? Hadi gidip oyunu oynasana. Bir şey olursa ben buradayım. Hiç iyi değil Esmer. Sana karışma dedim. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Ezo ne oldu? Ezo iyi misin? Ezo? Ali. Gel kucağıma. Esmer, gel uzan. Kavga etmeye gidin. Hadi Esmer, beni nasıl bulduğunu anlat. Bana bebek adını anlat. Kıpkırmızı giymişti. Dev gibi bir şeydi. Böyle etekli savrula savrula geliyordu. Sanki uçar gibi geldi. Bir baktım kucağında bir bebek. Yani sen. Ezo? Ezo ne oldu, ne var?
Ezo aç gözlerini. Ezo! 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 Ezel gidiyormuş, duydunuz mu? Yalan söylüyorsunuz. Kulaklarımı duydum oğlum. O zenginlerle Ezel evlatlı kalacakmış. Ezel gidiyor senin anlayacağın ya. Ezel gitmez. Zorla mı götürecekler sanki? Yalancı tüm benekler. Hadi in oradan. Hop dedik, yavaş ol bakalım. Sana yalan borcumuz mu var? Kulaklarımı duydum oğlum. Hem öyle diklenme fena olur. Ezel gidiyor. Ne oluyor lan burada? Susun diyorum size. Sen karışma Esmer, seninle bir işimiz yok. Yok ya. Ne istiyorsunuz elden? Hadi ikileyim. Mahvedeceğim sizi. Esmer geldi diye babalanma hemen. Dokunma lan herkese. Bir vurursan kendini iyice. Bırakın lan. Bırakın. Seninle ne yapacağız Esmer? Ha söyle. Bir günde kavga etmeden, huzursuzluk çıkarmadan durabilecek misin? Derdin ne senin oğlum? Ben başlatmadım. Çocukların yüzü gözü karnevan içinde. Esmer yavrum, bıkmadın mı ceza almaktan? Ezel'i göndermeyeceksin değil mi müdür anne? Yatağına git, cezalısın. Yatakhaneden çıkmayacaksın. Ezo'yu vermeyeceksin müdür anne. Eğer Ezo kalırsa söz uslu olacağım. Sesimi bile duymayacaksın. Kimseyle kavga da etmeyeceğim. Sen de bana söz ver. Onu göndermeyeceksin. Yatakhaneye git Esmer. Musa Efendi! Söz diyorum müdür anne, söz. Erkek sözü. Sen de söz ver. Musa Efendi, neredesin? Çabuk buraya gel. Eğer Ezo giderse daha kötü olurum. O kadar kötü olurum ki sen bile bir şey yapamazsın. Buyurun müdür hanım. Esmer tam 2 gün cezalı. Hemen yatakhaneye götür. Yarın da herkes çıktıktan sonra kapıyı üstüne kilitle. Tamam müdür hanım. Gel bakalım yakışıklı. Yine ne yaptın ha? Çabuk çıkar şunu buradan. Tamam efendim. Gel bakalım. Ezel'i almaya gelen zengin doktorun arabası.
Ezel oğlum. Of, çok güzelmiş ya. Kapısı açılıyor mu bunun acaba? Ezel, ne olur ağlama kızım. Hadi yavrum. Bak onlar senin annen baban. Hadi yavrum gel. Hadi gel. Gel bak bu tarafını açacağım. Hadi yavrum. Gel sen. Hem bak bizim üzülsün. Hem kendin de helak oldu. Gel ben sana neler demiştim. Ezel hadi yavrum. Güzel elbiseler alacağız. Güzel kitaplar alıp okuyacağız. Hadi güzel kızım. Yapma. Ne olur yapma. Hani söz vermiştin. Hadi güzelim. Hadi benim güzel kızım. Ezel hadi yavrum üzme bizi. Söz vermiştik birbirimize. Yapma benim güzel kızım. Ezel. Ezel kalk yavrum yerden. Hasta olursun sonra. Ezel bak taşa oturma hasta olursun. İstemiyor işte bırakın. Neden böyle yapıyorsun Ezel? Yavrum. Ne olur çok üzülürsün beni. Ne olur Ezel'cim. Hadi kızım. Hani tamam demiştin. Hani gelecektin bizimle. Hadi Ezel lütfen hadi yavrum. Hadi kızım. Bırakma beni Bedir anne. Ne olur bırakma. Gitmeyeceğim ben ne olur. Seninle uzun uzun konuşmuştuk hatırlıyor musun? Doktor olacağım müdür anne dememiş miydin bana? Bak yeni annen ve baban sana doktor olman için her türlü imkanı sağlayacaklar canım. Seni okutacaklar. Kendi odan bir sürü oyuncağın olacak. Burada senin yerinde olmak isteyen kaç çocuk var biliyor musun? Açın kapıyı açın. Egon gidi açın. Kendini de hepimizi de çok üzüyorsun Ezel'cim. Hadi şimdi o akıllı uslu Ezel gibi davran. Tamam İstemiyorsan gelmezsin. Ama gelirsen çok sevinirim. Bak, ben çok yalnızım. Hem senin de annen yok. Benim bir durağında var. Ezo! Ezo! Tabii var. Ama o buradaki bütün çocukların annesi. Ben sadece senin annen olacağım. Sadece seni seveceğim. Kızım diyeceğim sana. Sana masallar, hikayeler anlatacağım. Sadece seni öpüp koklayacağım. Elinden tutup nerelere götüreceğim seni bir bilsen. Buraya da götürecek bizi. Tabii ki. Yeter ki sen iste. Doktorculukta oynar mıyız? Ne istersen oynarız. Hem sonra baban da doktor ya. Hiç korkmazsın artık. O doktor mu? Ezo gitme! Ezo! Ezo! Ezo dur gitme! Müdür annem arkadaşlarını her zaman görmeye geleceğiz değil mi? Ezo! Tabii her zaman. Her gün söz mü? Söz prenses söz. Çocuklar biraz izin verin bakalım. Ezo! Ezo gitme! Ezo! Ezo dur! Benim çocuklar müsaade edin. Tabii getireceğim. Hadi. Hadi.
kapıyı. Açın kapıyı ne olur açın. Kapıyı açın. Açın kapıyı. Edo! Edo! Götür beni onu. Görürsünüz şimdi. Açın hadi kapı açın. Açın. Açın kapı açın. Edo'm gidi açın. Gel bakalım küçük Kayli. Yeni odan nasıl? Beğendin mi? Ezel'in gidişinin intikamını almışlardır. Bu iki küçük çocuk artık hayatta yapayalnızdırlar. Ezel ise daha derin bir yalnızlığın içine düşmüş, yeni ailesinin onu ölen kızlarının yerine koyuşunu o çocuk aklıyla çaresiz kabullenmiştir.
Buyur abla. Bir ekmek versene bana. Sıcaklarından tabii. Olsun, oğlum sever. Aa, kardeş çalıyorlar. Durun! Kaçmayın lan! Esmer! Ay kalk! Ulan serseriler! Öleceksiniz lan arabanın altında! Allah cezanızı vermesin be! Uzun uzun yıllar geçecek. Hep özleyecekler, hep arayacaklar. Sevgiyi hep başka yerde buluruz sanacaklar. Yine aynı numarayı mı yapacaksın? En yakın arkadaşım bile senin buradan düşüp öldüğüne inandı. Her şeyi inandıklarımız üzerine kurmadık biz zaten. Senin doğum günü hediye. Bugün benim doğum günüm mü? Ben doğum günümü hiç kutlamadım. Hangi gün olduğunu hiç bilmedin ki. Gerçek doğum gününü öğrenince sevinirsin sanmıştım. Anlamlı bir hediye seçmişsin. Daha çok bekleyeceğimi mi anlatmak istiyorsun? Çok sabırsız olmaya başladım. Hadi, zarfa bak. Thank you.
Al şu kızı. 63-50 merkez müşteri şahıslar geldi. Destek gelebilir. Kargaları. Büyük iş oldu mu, en büyük lokmayı almak için erkenden kurulurlar sofraya. Şunlara bak. Gidelim mi? Hadi bakalım, yürü. Yerlerinizi alın çabuk. Çemberi bozmayın arkadaşlar. Ve alışveriş başlayana kadar sessiz olun. Bu adamların hepsi geldiği zaman baskını başlatacağız. İstihbarata göre toplantı birazdan başlayacak. Ali. Ali ne olur dikkatli ol, ne olur. Ya Nazlı, başlama gene. Hiç sırası değil şimdi. Düğünde sağlam bir damat istiyorum, unutma. Gelinin de sağlam olması lazım. Sen de bunu unutma. Çemberin dışında kalacaksın. Bak bu bir emirdir ha. Açsanıza lan. Ne duruyorsunuz? Davetiye mi bekliyorsunuz? Açın kapıyı. Büyük bir alışveriş. Süleyman. Süleyman baba taş koymazsın. Silah işine hiç sıcak bakmadı şimdi. Geldi efendim. Arkandan kovalayan mı var? Allah'ın gavuru. Geldik işte. Hoş geldiniz Süleyman abi. Hoş bulduk. Seni Almanya'da biliyorduk Galip. Döndüm. Bugün döndüm abi. Hasta mısın oğlum? Çok terliyorsun. Dikkat et kendine. Ne oluyor? Partizione! Polisler baskın! Hangi dışkanmazladı lan? Geçin! Etrafınız sarıldı. Hiçbir yere kaçamazsınız. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Kaçacak yeriniz yok. Hadi. 63-50, 63-85. Operasyon hazır. Giriyoruz. Sizi buradan götüreceğim. Gelin çabuk. Fate attenzione. Kaçıyor, kaçıyor. Tamam. Dikkat et. Tamam. Tamam, koru beni. Koru. Yolda yukarıda. Gördük. Yolda.
file mücadeleyi doğurdu oğlum. Nereye kaçacağız? Baksana her tarafımıza sarmışlar. Abi sen yürü. Kolum benim, kolla! Vur beni. Tamam. Arkanda dikkat et. Ben her şeyi ayarladım. Arkada küçük bir umut var. Ya çıkacağız, ya birlikte öleceğiz. Dayanacak gücüm kalmadı. Ben bittim. Sen git kendini kurtar. Hadi babam, dayan. Az kaldı. Sıkı tutun baba. Çocuklar orada bekliyor. Bota ulaştık mı kurtulduk. Dur polis! Nasıl bildin böyle olacağını? Hazırlığını ne zaman yaptın sen? Konuşma şimdi. Yorma kendini. Bittim ben. Neler atlattık biz? Ha baba. Bu ne ki? Kaçacağız buradan. Söz. Sana ne zaman söz verdim de tutamadım. Daha iyi misin? Hadi baba. Ha gayret hadi. Dur kıpırdama. Şimdiye kadar kadına silah çekmedim. Beni mecbur etme. Bizi görmedin. Bırak git. Polis at silahını. Teslim ol. Bak seni son kez uyarıyorum. Hadi kızım git işine. Dur yoksa ateş ederim. Ali! Nazlı! 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 Nazlı kendine gel! Aç gözlerini! Nazlı! Aç gözlerini! Kalk hadi! Nazlı! Kendine gel! Aç gözlerini! Yardım edin! Birimize yardım etsin! Yardım edin! Biri bize yardım etsin! Nazlı! Aç gözlerini! Hadi! Aç gözlerini! Hadi küçük balığım hadi aç! Nazlı! Hadi küçük balığım hadi! 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 Ali! Bak buradayım işte buradayım ben! İyiyim! İyiyim bir tanem hadi! Hadi kurtulacağız! Yardım edin! Hadi! Hadi gelin! Nazlı! Nazlı hayır! Hayır!
Yardım edin! Biri yardım etsin! Hayır! Nasıl? Nazlı, bak ben yanındayım. Komiserim sakin olun. Lütfen sakin olun. Beni bırakma. Nazlı. Komiserim durum acil. Tamam mı? Beni duyuyorsun, biliyorum. Komiserim merak etmeyin, ameliyata alacağız. Nazlı. Nazlı bırakma beni. Sakin olun komiserim. Komiserim durumu zorlaştırıyorsunuz. Lütfen sakin olun. Nazlı bırakma beni, ne olur bırakma. Seni seviyorum. Kötü görünüyor. Gelin doktor bey bir baksın. İstemiyorum, iyiyim ben. Peki. Bunu sana yapanı bulacağım. Bulup geberteceğim. Geldiler. Ha? Şükürler olsun iyisin. Tabii ki iyiyim. Seni yalnız bırakacağımı mı sandın? Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın Rosa Hanım. Kurtulmak isteyen kim? Sen iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Doktor çağıralım mı? Ne doktor? Ya abartmayın. Esmer. Efendim baba. Bu kez de sözünü tuttun. Kendi canını benim önüme koydun evlat. Sağ ol evlat. Hayrola Galip? Yolculuk mu var? Bir seyahati. Geçmiş olsuna geldim. Bir sen, bir de biz kurtulmuşuz baskından. Ya? Bak sen şu Allah'ın işine. Hepimize geçmiş olsun. Süleyman abinin de selamı var. Geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Sağ olsun. Vallahi ucuz atlattık. Nereden haber aldılar bilmem ki. Cehennem yeri gibiydi. O nasıl? İyi mi? İyi. Hem de çok iyi. Açlı. Bak. Konuşma. Pis pis terliyorsun zaten. Serinletelim seni. Adamı yaptırıyorsun Galip. Yoksa polis mikrofonlarının izleri mi bunlar? Hangisi? Ha söyle hangisi ha? Cevap versene ulan! Cevap versene! Sakın ha. Haçlı, dinle beni. Vallahi ben isteyerek yapmadım bunu. Zorladılar beni Haçlı. Ben bunu isteyerek yapmadım Haçlı. Doğru söylüyorum Haçlı. Zorladılar beni. Mecbur kaldım, inan bana. Zorladılar beni. Çaresizdim. Haçlı, dinle beni.
Mecburdum. Ben de mecbur ve çaresizim Galip'ciğim. Kiminle konuşuyorsun sen? Ne arıyorsun burada? Ya canım acıyor. Beni gördüğüne memnun olmadın galiba. Nasıl girdin buraya? Buraya girmek mesele değil. Kalbine girmek imkansız senin. Hiç mi özlemiyorsun beni ya? Düşünmüyor musun hiç? Manyak mısın kızım sen ya? Evet manyağım. Şu kolyenin sahibine mi aşıksın yoksa? Kimin bu ha söylesene. Hayır. Babanın yanına dön Bahar. Babamın da seni de Allah belanızı versin. Sanırım Eline koluna hakim ol Bahar. Yoksa Süleyman babanın kızı demem. Bak ben yakarım canını. Hemen üstünde oturuyorum. Neden yukarı çıkıyorsun? Yaksana. Yak hadi. Tamam. Manyaksın sen ya. Tanrım her şey çantamdaydı. Bak, demek bu kadar önemli senin için ha? Bu kadar şımarıklık yeter. Git artık. Anlatmayacak mısın? Son kez soruyorum. Eğer söylemezsen... Eğer söylemezsen bu şeyin son görüşün olacak. Anladın mı? Bu son görüşün olacak. Hadi. Yapma. Söyle. Atıyorum. Haçlı. Son şansın. Atıyorum. Seni öldürürüm. Haçlı. Son şansın dedim. Haçlı. Hadi bu son şansın dedim. Yoksa bu kolye yüzünden mi haçlı diyorlar sana? O uğrunda ölebileceğim tek şey anladım. Ona sakın bir daha dokunma. Peki ben neyim senin için? Ben neyim? Ben neyim? Söyle, söyle ben neyim? Allah belası, Allah belanı versin. Uyan artık. Saat kaç? Onu geçiyor. Sabah mı oldu? Sen burada mısın hala? Çabuk. Çabuk babanı ara. Boş versene babamı. Yokluğumu bile fark etmemiştir. Sana neden haçlı diyorlar? Bu kolye yüzünden mi? Neden esmer demiyorlar? Fazla konuşuyorsun ya. Hadi eve. Babama söyleyeceğimden hiç korkmuyor musun?
Böyle bir şey yapmayacaksın. Korkuyor musun babamdan? Kim o? Benim abi Eyüp. Merhaba abi. Araba hazır, aşağıda seni bekliyoruz abi. Telefon yok mu lan? Buraya kadar niye geldin? Kim geldi aşkım? Sen miydin Eyüp? Ha, benim Bahar Hanım. Gir içeri. Abi, o Bahar Hanım değil miydi? Ne diyorsun lan sen? Bir şey mi gördün? Birisi mi geldi Eyüp? Yok abi, ben hiçbir şey görmedim. İyi. İn aşağı. Geliyorum şimdi. Tamam abi, bekliyoruz. Vay seni yere bakan yürek yakan. Demek Süleymançe senin kızıyla ha? Ne yapacaksın şimdi Süleyman? Bu büyük darbe oldu. Ne mi yapacağım? Hiçbir şey. Çünkü hayat devam ediyor. Şu rahatlığın beni çıldırtıyor. Ben senden daha telaşlıyım. Ya işin başında senin olduğunu bilen biri varsa? Bir tek şu polis kız gördü yüzümü. Ama Haçlı her şeyi halleder. Ne kadar da çok güveniyorsun ona. Elbette. Çünkü bütün sınavlarımdan geçti. Beni kurtarmak için kaç kez canını ortaya koydu. Oğlum gibidir o. Ona neden Haçlı diyorlar? Vallahi Müslüman çocuk aslında ama ille de bir haç taşıyor boynunda. O yüzden de adı Haçlı kalmış. Allah Allah. Neden haç taşısın ki Müslümansa? Ne o söyledi ne de ben sordum. Hatırası var herhalde. Esmer değil mi asıl adı? Boş ver bunları şimdi Rosa. Gizden konuşalım. Nasıl özlemişim seni. Tamam. Bana bak kızım dedim. Sen ona, boş ver. Yamuk yumuk durmayacaksınız ya. Saygıyla kendinize gelin ya. Ne bahaniniz? Artist. Çabalara bak. Merhaba. Şükran anlar aslında bu işlerden ama. Günaydın. Ha, geldin mi? Seninle konuşacaklarım var. Benim işlerim var biraz. Otur şöyle. Şu polis kızdan haber var mı? Yoğun bakımda olduğunu öğrendim. Yaşama ihtimali var. Öyle bir ihtimal olmayacak. Benim yüzümü gördü. Türkiye'nin en büyük iş adamı Süleyman Çesen'i gördü. Sence yaşama ihtimali olabilir mi? Yani? Anladığın gibi. Gidiyorum. Ha, haberini bekliyorum. Ha, Rosa Hanımcığım. Ne var yine Şükran? Bu ne telaş? Kolyenizi düşürmüşsünüz. İyi misiniz? İyiyim Şükrancığım.
için çok sağ ol. Arkadaşlara da selam söyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Doktor Gökçe Aksoy, danışmada bekleniyorsunuz. Doktor Gökçe Aksoy, danışmada bekleniyorsunuz. Bunu Mustafa Bey'e iletirsin. Tabii. Tamam. Bunu doldurun Halin Hanım. Pardon. Pardon. Sizden özür dilemek istiyorum. Yani kendime hakim olamayıp size öyle davrandığım için. Tamam. Ama oysa siz nişanlımın, Nazlı'nın hayatını kurtardınız. Önemli değil. Biz hasta yakınlarının ani tepkilerine alışkın sayılırız. Eminim isteyerek yapmadınız. Sağ olun çabalarınız için. Onu kurtardığınız için. Adım Aylin. Ali. Ali. Efendim. Abi, abi sana bir haberim var. Söyle. Abi kızı bulduk. Hangi kızı? Şu yetimhanedeki kız abi. Bu gibi onu durumlarda bulduk. Hastanın tedaviye tepkisi çok önemlidir. Peki sizce ne kadar zamanda eski halini? Ezo. Alo. Oğlum neredesin? Ya Eyüp neredesin? Duyamıyorum seni oğlum. Buradayım abi burada. Dur dur yapma. Çocuk yuvasındayım abi. Bak fena olacak ha. Bak fena olacak ha. Dur, buraya bak yapma. Çek. Dur, dur yapma ya. Eyüp. Ya Allah, bismillah. Çocuklar çek. Eyüp. Çek. Ey Allah'ım ya. Ya çocuklar. Eyüp. Çekilin bakayım. Kalkın çabuk. Çabuk. Yapmayın. Çabuk. Hadi bakayım. Kaybol. Hani nerede? İşte abi orada. Emin misin? Evet abi, yetimhanede büyümüş. Şimdi burada öğretmen. Adı da Ezel. Tıpkı seninki gibi abi. Seni bulmadan ölmedim işte. Buradayım Ezo. Ezo. Efendim? Affedersiniz. Ben sizi başkası sanmıştım da. Kusura bakma. Ne çabuk bitti muhabbetiniz abi. Abi, abi ne çabuk. Ulan dalga mı geçiyorsun sen benimle ha? Ne dalgası abi? Yetimhanedeki kız dedin, adı Ezel dedin. Buldum işte abi. Ulan sen Ezel'in gözlerinin nasıl olduğunu bilir misin? Onun gözlerinin rengi kimsede yoktur, anlatmadım mı sana? Bu kadının gözleri... kahverengi. Anlatmadın abi, ne bileyim ben. Kolye.